Fındığın vatan savunmasındaki yeri ve önemini anlatan bu belgeselde, 1. Cihan Harbi Kafkas Cephesi, Harşit savunmasında yaşanmış gerçek hayat hikayelerinden esinlenilmiştir. Kafkas Cephesi'nin en çetin mücadele verildiği alanlar, Harşit savunması, Kop Dağı, Sarıkamış ve Harşit savunmasında fındığın çok büyük rolü ve önemi olduğunu gördük. Fındıklar toplanır, bir kısmı satılır cepheye silah alınır, bir kısmı da askere yiyecek olarak gönderilir. Her yıl 40 ocak fındık dikenin ahirette yeri cennettir. Fındık, Çin'den Orta Asya'ya, Anadolu'nun Karadeniz kıyılarından Avrupa ve Kuzey Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yetiştirilen bir bitkidir. Bazı kaynaklar fındığın Anadolu'dan bütün dünyaya yayıldığını söyler. Bazı kaynaklarsa fındığın Orta Asya'dan Karadeniz sahillerine göçler yoluyla Türkler tarafından getirildiğini, daha sonra Avrupa'ya götürüldüğünü ifade eder. Tarihi belgelerde günümüzden 2300 yıl önce Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz kıyılarında fındık üretildiği belirtilmektedir. Fakat Doğu Karadeniz bölgesinin kültür meyvesi olan fındık, antik çağdan beri bilinip gıda maddesi, hatta ilaç olarak tüketilmiştir. Büyük Türk bilgini İbn Sina, El-Kanun Fit-Tıp adlı eserinde fındığın çeşitli hastalıklarda bir ilaç olarak kullanıldığından bahsetmektedir. 13. yüzyılda yaşamış olan Ispartalı Seyrani, Karadeniz bölgesine yaptığı ziyaret esnasında Giresun'da bol miktarda fındık yetiştirildiğinden bahsetmektedir. Evliya Çelebi, Trabzon bölgesine yaptığı bir seyahatte, "Dağların da taşların da cümle ormanları fındıklıktır." demektedir. Birçok medeniyetin tarihinde, kültüründe, inancında ve ticaretinde kök salan fındık, antik çağda Pontos cevizi olarak bilinirken, ünlü Türk dil bilgini Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı Divan-ı Lügat-i Türk'te kosik olarak geçer. Şimdi meseleye antropolojik açıdan girdiğiniz zaman fındık, bizde Türeyiş destanında Türkler fındıktan türemiştir. Fındık ağacının evlatlarıyız biz. Onun için fındık bizde ocaktır, yurttur, ocak olarak anılır. Gökten inen mavi ışık Issık Gölü'nün ortasında kayın ağacına ya da fındık ağacına inmiştir. Onun için fındık bizim için önemlidir tabii. Ve Karadeniz Türkleri, Çepni Türkleri elbette ki fındıktan ocak diye söz edecek. Başka bir şey söz etmesi söz konusu değil. Sulh ve selamet sembolü olan fındık da çalışkan Türk milletinin binlerce yıllık tarihinde mukaddes bir nimet olarak görülmüştür. 18. yüzyılda fındığın daha çok Giresun ve Ünye'de yetiştirilerek ihraç edildiği bilinmektedir. Fındığın uluslararası ticaret malı olarak satışını gösteren ilk yazılı belge 1403 tarihlidir. İspanya Kralı 3. Henry 1403 yılında Timurhan'a gönderdiği elçi, Timur'la görüşüp Trabzon'dan İstanbul'a deniz yoluyla dönerken günlüğüne şu notları düşmüştür. 17 Eylül 1403'te Trabzon'dan fındık yüklü bir gemiyle 25 günde İstanbul'a gittik. 1583'te Giresun'da fındık bahçelerinin bulunduğuna dair kayıtlar mevcuttur. 1888'de Trabzon bölgesinde fındık üretimi 7 milyon 840 bin kilogramdır. 1903 tarihli bir kaynakta en makbul fındıkların Giresun yöresinde yetiştiği aktarılmış, yörede senelik 320 milyon kilogram civarında fındık üretildiği yazılmıştır. 19. yüzyılda Trabzon, Giresun ve Ordu'da üretilen fındık İngiltere ve Rusya'ya ihraç edilmiştir. 1900'lü yıllarda fındığın tek üreticisi ve dış satımcısı Türkiye'dir. İsviçreli Louis Rambier'in 5 Mayıs 1902 tarihli gezi günlüğünde fındıkla ilgili şu cümleler yer almıştır.
Sabah şafakla beraber Giresun'a geldik. İşte bugün fındık diyarındayız. Yamaçlar üzerinde, küçük vadilerin kıvrımlarında, sözün kısası her tarafta düzenli biçimde dikilmiş fındıklar görülür. Fındık bizim insanımızın hayatın her alanında var. Evet. Şimdi bakınca hani insanları memleketine bağlayan çok önemli bir gelir kaynağı olmakla birlikte insanların sevincinde, hüznünde, günlük yaşamında, ticaretinde, her şeyinde fındık var. Osmanlı döneminde de fındık gerçekten önemli. Fındık ihracatı ile ilgili işlemleri yürüten bir sürü dış temsilcilik var. Konsolosluklar var. Giresun ticareti, Giresun limanı son derece faaliyette, aktif halde çalışıyor. Dolayısıyla Osmanlı'dan beri fındığın hem Türk ekonomisine, hem bölgeye, hem de Türkiye'ye ülke olarak çok büyük bir katkısı olduğu tartışmasız. Türkiye'nin milli meselelerini düşünürken, Türkiye'nin geleceğine yönelik kendi değerlerinin üretimini bizzat yapmak suretiyle, ülkesini güçlü, bağımsız tutmaya çalıştığı Cumhuriyet'in ilk yıllarında fındığa da ilişkin özel çaba gösterilmesi son derece önemli. Nasıl Türk toplumunda aile ocağı en önemli birim, çekirdek aile, fındığın da ocak olarak tarif edilmesi, köklerinin oluşturduğu grubun ocak olarak tarif edilmesi tıpkı bir aile gibi birbirine benzeyen bir ifade. Bu anlamda biz nasıl aile toplumun geleceği için varlığı son derece önemliyse, fındığın varlığı da, fındık ocaklarının da korunması gerektiği de ülkemizin geleceği açısından son derece önemli. Fındık başta olmak üzere diğer belli başlı ürünlerimizi de ilgilendiren birlikler kurulmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve kalkınmasında fındık en önemli tarım ürünüdür. Osmanlı'dan kalma düyun-u umumiye borçları fındık dış satımlarından elde edilen dövizlerle ödenmiştir. 10 Ekim 1935'te Ankara'da 1. Ulusal Fındık Kongresi toplanmış, fındık nizamnamesi yürürlüğe girmiştir. 1936'da Giresun'da fındıkla ilgili araştırma yapacak istasyon kurulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk 1 Kasım 1937'de meclis konuşmasında fındığın öneminin altını çizer. Bunun üzerine 28 Temmuz 1938 tarihinde Giresun'da Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ya da daha çok bilinen adıyla FİSKO Birlik kurulur. 1965 yılında Fındık İstasyonu Fındık Araştırma Enstitüsü adını alır. 1983 yılında fındık üretiminin planlanması ve dikim alanlarının sınırlandırılmasını öngören 2844 sayılı yasa yürürlüğe girer. Fındık bizim olmazsa olmazımız biliyorsunuz. Özellikle de Giresun'un fındığı dünya çapında bir numara olan bir fındık. Bunu malum hepimiz biliyoruz. Fındığımıza sahip çıkalım. Fındığımıza değer verelim. Fındığımız olmazsa olmazımız bizim kesinlikle. Birçok vatandaşımızın burada gelir kaynağı fındık. Fındık biliyorsunuz bizim çok 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 kıymetlimizdir. Bizim için çok değerlidir. Bizim buralarda düğünler fındıktan sonra olur. Askere gençlerimiz fındıktan sonra gider. Her şeyimizi fındığa göre ayarlarız. Başımızın tacıdır fındığımız. O yüzden çok kıymetlidir. Topraklarımızı değerli yapan, bizleri biz yapandır fındık. Memleketimizi seviyoruz. Her sene hiçbir şey yapamasak da bile fındık için oralardan buralara kadar geliyoruz. Fındık memleketimizin bekçisidir. Fındık olmasa şu insanlar burada olmaz. Akar durur harsız çayı, hele hele fındık ayı, kemençelerde gaydayı, unutmak mümkün mü gayrı? Zannediyorum ki ilk defa Osmanlı döneminde dış satım olarak 1600'lü yıllarda filan satıldığı hatırımda kalmış. Fındık bu yörenin temel geçim kaynaklarından bir tanesi. Dolayısıyla fındığın ekonomik katkısına diyecek bir şey yok. Fındık bizim her şeyimiz. Özellikle Türkler açısından mitolojik değeri de var. Ekonomik değeri var, sanat değeri var,
efendim etnografik değeri var. Fındık bu vatanın çocuğudur dedik. Elbette ki bizim evladımızdır. Bu toprakların ürünüdür ve nevi şahsına münhasırdır. Yani fındık her yerde çok ve bol olan bir şey değildir. Bu yönüyle fındık Giresun'a, Trabzon'a, Karadeniz'e, Ordu'ya mal olan önemli bir üründür. Tabii doğusu batısı da var Karadeniz'in, Düzce'si de var. Burayı da katmak lazım ama doğu ve batısıyla beraber Anadolu'nun, Türkiye'nin ürünüdür. Dünyanın fındık üretimi için gerekli uygun hava koşullarına sahip birkaç ülkesinden biri olan Türkiye, günümüzde toplam dünya üretiminin %75'ini, ihracatının ise %70'ini gerçekleştirmektedir. Giresun, Ordu, Trabzon, Sakarya, Kocaeli illerimizdeki 8 milyonu aşkın fındık yetiştiricisi köylümüzün tek geçim kaynağı fındıktır. 500 binin üzerindeki üretici, 700 bin hektar alanda fındık üretmektedir. 1.8 milyar dolar ihracat geliri hacmiyle fındık, Türkiye'nin stratejik öneme sahip bir gıda ürünü olarak önemini daima korumaktadır. Dünya borsalarında Giresun kalite adıyla Türk fındığı marka haline gelmiştir. Karadeniz insanının işi, keyfi, sevdasıdır fındık. Hayat burada fındıkla başlar, fındıkla devam eder. Her şey fındık vaktine göre belirlenmiştir. Sünnet, düğün ve diğer önemli işler fındık gelirine göre ayarlanmıştır. Sohbetler arasında hep fındıktan önce halledelim ya da fındık sonrası kısmetse uğrayacağım gibi ifadeler kullanılır. 5000 yıllık üretim tarihi olan o küçücük fındık kabuğunun içerisine nice değerler sığdırılır. Peki Karadeniz dendiğinde akla ilk gelen şeylerden biri olan fındık kimler tarafından bu topraklara getirilmiş? Fındık bahçeleriyle bölge nasıl vatan olmuş? Bu sorunun cevabını Karadeniz'i vatan yapan Çepni Türkleri tarihinde aramamız gerekmektedir. Türkler, Asya'nın üretken çocukları. Uçsuz bucaksız bozkırlardan Anadolu'nun yemyeşil vadilerine uzanan bir göçün baş kahramanları. Oğuz Kağan destanına göre Oğuzların 24 boyundan biri olan ve Oğuz Kağan'ın oğlu Gökhan'ın soyundan geldikleri kabul edilen Çepniler, yüzyıllar önce Türkistan coğrafyasından çetin yollar aşarak geldikleri Doğu Karadeniz bölgesini yurt yuva edindi. Kaşgarlı Mahmut, Çepnileri şöyle tanımlar. Çepniler bir Oğuz boyudur. Boyun genel özelliği asi, atılgan, cesur, mert ve savaşçı olmalarıdır. Çepni kelimesi düşmanla savaşan, mert, yiğit, asi, cesur anlamında kullanılmıştır. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin bölgesinde Türk İslam medeniyetinin gelişip yayılmasında Oğuz Türklerinin Çepni boyunun çok önemli rolü vardır. Çepniler 1071'de Anadolu'nun 1277 yılından itibaren de Karadeniz bölgesinin fethedilmesinde önemli görevler üstlendiler. Karadeniz'e batıdan sahil boyuna ilerleyen Çepni boyları Ünye, Ordu ve yöresini fethetmiş ve Trabzon'a büyük bir akın düzenlemiştir. Yoğun Çepni yerleşimi nedeniyle Giresun bölgesi ileride Çepni vilayeti adıyla anılacaktır. Çepni Türkleri gittikleri yerlerde öncelikle fındık bahçeleri kurmuşlardır. Fındık bahçeleri %70 eğimli olan vatan toprağını kurtarıp erozyonu engellemiştir. Fındık, gelir kaynağı olarak insanların bu bölgede yaşamalarını ve hiç terk etmemelerini sağlamıştır. Çepni Türklerinin ruhuna uygun coğrafyasıyla Doğu Karadeniz, coşkusunu iç içe yaşadığı dağlardan, ormanlardan, çiçeklerden ve renklerden alır.
Dik yamaçlara ve yağışlı bir iklime sahip bölgeye özgü evler kurulmuş ve sonraki kuşaklar bu geleneği sürdürmüştür. Bu evler tıpkı Çepniler gibi Karadeniz'in zor iklim şartlarına meydan okur. Tabii fındık ocaklarını da unutmamak gerekir. Onlar da zor şartlarda azıcık toprağa sıkı sıkı sarılırlar. Her fındık ocağının anlatacak bir hikayesi vardır burada. Fındık sadece bizim için bir tarımsal ürün değildir. Hayatımızın aslında tarımsal olarak merkezidir fındık. Onun için genel anlamda hem kültürel yapımızı, hem sosyal hayatımızı, efendim ekonomik hayatımızı, ki fındığın doğuşuna, fındığın hasatına, efendim fındığın alınmasına, satılmasına göre genel anlamda ayarlarız biz. Şimdi Giresun'da fındık demek, Giresun'daki ekonomik faaliyetin büyük çoğunluğunu kapsayan bir tarımsal faaliyet demektir. Onun için fındık bizim için belki de aile hayatımızı, sosyal hayatımızı da fındığa göre ayarladığımız bir sistemdir aynı zamanda. 1936 tarihinde kurulmuş olan Fındık Araştırma Enstitümüzün bahçesinde şu an fındık hasadını karşılıyoruz. Hep beraber karşılayacağız inşallah. Yaklaşık 78 bin çiftçimiz fındıkla bizatihi uğraşmakta ve 120 bin hektarlık bir arazimizde de fındık üretimi yapılmakta. Yıllara göre değişmekle beraber tabii ortalama yaklaşık 100 bin ton civarında da fındık üretimimiz söz konusu. Elbette fındık endüstriyel bir ürün fakat aynı zamanda bir hayat şekli Giresun için, Doğu Karadeniz için. Çünkü birçok şeyi fındığa endeksli olarak yaşıyoruz. Düğünleri, nişanları, sünnetleri, taahhütlerimizi hep fındık hasat dönemine göre ayarlıyoruz. Hatta 1960'lı yıllara kadar bayram olarak kutlanılan fındık hasat dönemleri yine günümüzde festivaller şeklinde bir bayram havasıyla kutlanıyor, eda ediliyor. Evet, 1917 yılında, 16-17 yılında yıllarında Birinci Dünya Savaşı'nın o en hararet dönemlerinde Harşit Vadisi'ndeki Harşit savunmasının çok büyük bir değer ifade ettiğini görüyoruz. Rusların batıya doğru açılımlarını hem sivil direnişçilerimiz hem de 3. Ordu Komutanlığı büyük bir direniş göstermek suretiyle önlediler, önlemişler. Şehitlerimize buradan rahmet diliyorum. Vehip Paşa komutasındaki birliklerimiz İHŞ noktasında sıkıntı ile karşı karşıya kalınca yaklaşık 10 milyon kilogramlık fındığın bedeli ödenmek kaydı şartıyla çiftçilerimizden toplayıp askerlerimize İHŞ olarak, aş olarak sunmuşlardır. Tabii fındık enerji vermesi, yine içerdiği besin değerlerinin yüksek olması itibarıyla her dönem daim olduğu gibi o dönemde de askerimize aş olmuştur, katık olmuştur. Yıl 1839. Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği yıllar. Doğu Karadeniz'in önemli ırmaklarından Harşit'e hakim tarihi bir köyde bir çocuk dünyaya gelir. Adı Hasan'dır. İleride Hasan Ağa olarak anılacak bu çocuk yaklaşık bir asırlık bir döneme canlı şahitlik yapmıştır. Henüz bir yaşında babasını kaybetmiştir Hasan Ağa. Yakınları ve ablaları tarafından büyütülmüştür. Daha çocuk yaşlarda üvey baba elinde kalmış, babadan kalma bütün malları elinden alınmış ve çok küçük yaşta hayat mücadelesine girişmiştir. Ama en önemlisi bulunduğu köye fındık ekim ve dikimi yapan ilk kişiler arasında yer almıştır. Yıllar içinde Hasan Ağa ile birlikte diktiği fındık ocakları da büyümüş, geniş bahçeler haline gelmiştir.
Yıl 1853. Kırım Savaşları başladığında henüz 12 yaşında olan Hasan Ağa köyünden Kırım'a giden askerleri uğurlar. Bu onun ilk kez bir savaşa şahit olduğu andır ama son olmayacaktır. Zira o bir milletin hayatta kalmak ve yeniden doğmak için defalarca çarpışmasına yıllar boyunca şahit olacaktır. İngilizlerin büyük oyunu ve Fransızların desteğiyle Osmanlı Kırım'da savaşı kazansa da aslında Kırım Savaşları Osmanlı'nın sonunu getiren bir savaştır. Bu savaşın sonunda Osmanlı ilk borcunu İngilizlerden almış ve bu dönemden sonra Osmanlı'da gerileme başlamıştır. Ama hiçbir şey Hasan Ağa'yı yıldırmamış, yaşadığı bölgeyi fındık ekimleri, ziraat ve hayvancılık yaparak kalkındırmıştır. Devletine öşür vergisini vererek hizmet etmiştir. Agah Efendi ve Şinasi tarafından Osmanlı'nın ilk özel gazetesi olan Tercüman-ı Ahval'in yayınlandığı 1860 yılında 20'li yaşlarda bir delikanlı olan Hasan Ağa, köyün köklü ve eşref ailelerinden Esma Hanım'la evlenir. 1861 yılında Sultan Abdülmecid'in yerini kardeşi Sultan Abdülaziz alırken Osmanlı coğrafyasında çalkantılı yıllar devam etmektedir. Aydınların milli ve manevi değerlerden uzaklaşması, ordunun siyasete bulaşması ve en önemlisi de padişah Sultan Abdülaziz'in intihar süsü verilerek öldürülmesi. Osmanlı'nın içinde bulunduğu bu durum Hasan Ağa'yı derinden üzmektedir. Hasan Ağa, bu kötü gidişatın nasıl düzeleceğine kafa yormakta, fırsat buldukça şehre inerek ülkenin içinde bulunduğu genel durum hakkında bilgiler almakta, ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmektedir. 1876 yılında 5. Murad'ın 3 ay gibi kısa bir süre tahta oturmasından sonra yerine 2. Abdülhamit geçer. 2. Abdülhamit, saltanatın ilk yıllarında Osmanlı coğrafyasını kasıp kavurmakta olan 93 Harbi olarak tarihe geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'yla uğraşmak zorunda kalır. Evin tek erkek evladı olan Hasan Ağa, 5 kız çocuğuna bakmak ve neslinin devamı için fındık bahçelerinden kazandığı yüklü parayı devlete bedel olarak ödeyerek askere gitmekten muaf olur. Fındık ocakları dikmeyi ve bahçelerle ilgilenmeyi hiç ihmal etmeyen Hasan Ağa, zamana meydan okuyan fındık ağacının bu topraklara nasıl geldiğini de hiç unutmaz. Evlatlarını sık sık fındık bahçesinde yanına toplar ve geçmişlerini unutmamalarını tembih eder. Unutmayın evlatlarım, buralar kolay vatan olmadı. Atalarımız olan Oğuz Türklerinin Çepni boyu Türkistan'dan buraya çok zor şartlarda geldiler. Yıllar boyunca sürdü bu göç. Bu toprakları vatan yapmak için büyük çabalar harcandı. Ordu Mesuriye'de kurulan Bayramlı Hacı Emiroğulları Beyliği, Trabzon Pontus Devleti ile sürekli mücadele ederek buraları vatan yaptı. Evler, camiler ve mektepler yapıldı. Fındık bahçeleri ve mısır tarlaları kuruldu. Fındığın bereketi sayesinde bu topraklar vatan oldu. Yıl 1886. 47 yaşındaki Hasan Ağa'nın 5 kız çocuğundan sonra tek erkek evladı olan İbrahim dünyaya gelir. İbrahim biraz büyüyünce artık baba oğul beraber fındık bahçeleriyle ilgilenmeye başlar. Bir avuç fındık bahçesine vatan toprağı diyerek tutunan Hasan Ağa, günden güne güçten düşmekte olan devleti için her gün dua etmektedir. İkinci Abdülhamit, 33 yılda 3 dönem hükümdarlığını çok kuvvetli manevralarla başarılı bir şekilde yürüten kudretli padişah.
Belki de 2. Abdülhamit'in eğitim ve askeri alandaki yenilik hareketleri olmasaydı, Trabluskarp, Balkan Savaşları, 1. Cihan Harbi ve Kurtuluş Savaşı'nda başarı elde edilemezdi. Bu savaşlarda başarılı olmuş, Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmiş komutanlar, 2. Abdülhamid'in açtığı okullarında yetişen subaylardı. 1897 yılında gerçekleşen Osmanlı-Yunan Savaşı çok çetin çarpışmalara sahne olmuştur. Milano, Çatalca, Velestin, Dömeke, Epir muharebeleri yapılmış ve bir ay gibi kısa zamanda Osmanlı'nın zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu savaşın neticesinde Osmanlı 19. yüzyıldaki son zaferini kazanmıştır. 1908'de 2. Abdülhamid'in İttihat ve Terakki tarafından tahttan indirildiği ve Selanik'e zorunlu ikamete tabi tutulduğu bir dönemde Hasan Ağa oğlu İbrahim'i Kezban Hanım'la evlendirir. İbrahim'in bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya gelecektir. Aile fertleri arttıkça geçim sıkıntısı da artmaktadır. Bir yanda savaşın getirdiği çaresizlik, bir yanda ortalığı kasıp kavuran yokluk, yöre insanını canından bezdirmiştir. Hasan Ağa ve İbrahim, ailelerinin geçimini temin etmek için fındık ocakları dikmeye ve bahçelerde çalışmaya devam ederler. Doğu Karadeniz'de yaşayan insanlar için fındığın önemi büyüktür. Fındık yeri gelir iş olur, yeri gelir aş olur, yeri gelir can olur insanlara. Yan yana dikilmiş birkaç fındık ağacı daha sağlam tutunur toprağa. Fındık ocağı denir bir araya gelmiş bu fındık ağaçlarına. Fındık ocakları bir evde, bir köyde hatta bir şehirde ocakların tütmesini sağlar. Ocaklar tüttükçe vatan da güçlü olur. Ama vatan toprağı tehlike altındadır. Osmanlı'ya hasta adam adını veren sömürgeci ülkeler Osmanlı'yı bölmeyi planlamaktadır. Afrika topraklarının çoğu İngiliz ve Fransızlar tarafından ele geçirilmiş durumdadır. İtalyanlar da 1911'de Trabluskarp'a saldırır. Mustafa Kemal Paşa'nın da aralarında bulunduğu Osmanlı subaylarının direnişleri fayda etmez ve Kuzey Afrika'daki son toprak parçası kaybedilir. Avrupa gittikçe Osmanlı'ya karşı ittifaklarını artırır. Hasan Ağa çaresizdir. Tek avuntusu ailesinin yanında olmasıdır. Bir yandan fındık bahçesiyle ilgilenen Hasan Ağa, öte yandan çocuklarının eğitimiyle ilgilenmektedir. 8 Ekim 1912 tarihinde Karadağ hükümetinin Osmanlı idaresindeki Arnavutluk ve Yenipazar sancağına saldırmasıyla Balkan Harbi başlar. Asırlarca Osmanlı idaresinde barış ve huzur içinde yaşayan Balkan ülkelerinde hiç bitmeyen entrikalar, siyasi çalkantılar, ihanetler yeni savaşlarında kapısını aralamaktadır. Balkanlardaki tüm cepheden savaş haberleriyle birlikte mağlubiyet haberleri de gelmeye başlar. Osmanlı 2 ay içerisinde kuşatılmıştır. Osmanlı'nın kültür ve medeniyet başkentleri bir bir düşmektedir. 30 Mayıs 1913'te tarihimizin en kötü anlaşmalarından biri olan Londra Anlaşması'yla 1. Balkan Savaşı sona ermiştir. Sonuçta yüzyıllarca hükümran olduğumuz bütün Balkanlar ve Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan Edirne, düşmanın eline geçer. Ancak Avrupalıların kendi aralarındaki toprak paylaşımı esnasında anlaşmazlık çıkar. Böylece bir zamanlar müttefik olan Avrupa devletleri 2. Balkan Savaşı namıyla birbiriyle savaşa başlar. Bu kargaşadan faydalanan Osmanlı ordusu 23 Temmuz 1913'te bir tabur orduyla Genelkurmay'dan habersiz Doğu Trakya'yı yeniden ele geçirip eski başkent Edirne'yi tekrar geri alır. ...1913 yılının sonuna doğru diğer Balkan ülkeleriyle sırasıyla yapılan anlaşmalarla son sınırlar kesinleşir ve Osmanlı Avrupa'daki topraklarının büyük çoğunluğunu kaybetmiş olur.
Hasan Ağa, gün geçtikçe daha da zorlaşan şartlarda ayakta kalmaya ve ailesine bakmaya çalışır. Diktiği fındık ocaklarından topladığı fındıklarla hem devlete vergisini ödeyip hem de ailesini geçindirir. Birçok meyve ağacı ve fındık bahçesiyle köyünü donatır. Bu sırada 2. Abdülhamit'ten sonra Osmanlı tahtına çıkan Sultan Mehmet Reşat, iddiaçıların baskısı altında iş yapamaz hale gelmiştir. Enver, Talat ve Cemal Paşalardan oluşan üçlü yönetimle her şey iddiaçıların kontrolüne geçmiştir. Osmanlı Devleti, Almanlarla birlikte savaşa girme kararını vermiş ve Sultan Mehmet Reşat'ın Cihad-ı Ekber fermanıyla seferberlik ilan edilmiştir. Her yerde seferberlik ilanıyla askere alınan gençlerin haberini duydukça Hasan Ağa'nın yüreği sızlamaktadır. Aklında hem vatan için yollara düşen bu gençler hem de kendi oğlu İbrahim'i vardır. O hem bir vatansever hem de bir babadır. Gerekirse bu yaşlı haliyle kendisi savaşa gidecek, evinin direği, gözünün nuru, tek erkek evladı oğlu İbrahim için bedel ödeyecektir. Dedem Ali Çıtlak, İstiklal Savaşı gazilerindendir. Ondan duydum. Kafkas cephesinde, Çürüksu tarafında, cephede Ruslar tarafından, bunlar bozuluyorlar. Yani bu, o kendi tabiri öyle, bozulduk dedi. Bozulduk demek, yani Ruslar tarafından püskürtülmüş. Orada yine aynı şekilde Ruslar tarafından püskürtülmüş bir başka Türk ordusu da o iki ordunun geride kalanlarından bir ordu yapmışlar, bir birlik kurmuşlar. İşin en ilginç tarafı da orada zaten. Orada daha önce cepheye ne zaman gittiğini bilemediği abisi karşılaşıyor. Ve o İki bozulan ordudan yeni teşekkül eden birlikle beraber, abisiyle beraber Batum bölgesinde Çürüksu Köprüsü'nde bir köprünün başına tuttuk dedi. Bu köprünün başına tutacaksınız dediler dedi. Abim de içinde olmak üzere çatışarak köprünün başına tuttuk. Karşı tarafa geçtik. 10-15 dakika sonra gavur derdi. Tabiri aynen öyleydi. Gavur bombayla, dinamitle köprüyü havaya uçurdu. Ondan sonra orada kalan 11 kişi dağlardan, şuradan, buradan savaşarak aşağıya geldik. Trevoli'ye geldik ve ondan sonra tekrar diğer cephelere, Sakarya cephesine, bir kez Suriye tarafına gittiğinden bahsederdim. O Batum tarafında Çürüksu Köprüsü başında bulduğu abisini bir iki gün sonra tekrar kaybediyor. O kaybediş sonuna kadar kaybedilmiş oluyor. Yıllarca Osmanlı'da huzur içinde yaşayan Rumlar ve Ermeniler isyan etmeye başlar. Osmanlı'da ilk isyanlardan biri Giresun'un Şebin Karahisar ilçesinde gerçekleşir. Çünkü Şebin Karahisar, Kafkas cephesine giden en önemli yolun üzerinde bulunmaktadır. Ermeniler Şebin Karahisar kalesini ele geçirerek sivil halkı vahşice katleder. Bu yüzden devlet Şebin Karahisar'daki isyanı bastırmak için yeni askerler toplamaya başlar. Osmanlı dört bir yandan kuşatılmıştır. Binlerce genç vatanın dört bir yanında açılan cephelere doğru yola çıkmıştır. Hasan Ağa'nın damadı Mustafa ise vatan savunması için Sarıkamış'a gitmiştir. ...22 Aralık 1914'te başlayan
Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın bizzat komuta ettiği Sarıkamış Harekatı 5 Ocak 1915'te mağlubiyetle sona ermiştir. Bu harekat sonucunda 90 bin Mehmetçik şehit düşerken 35 bin Rus askeri ölmüştür. Ayrıca binlerce askerimiz esir düşmüş ve Sibirya'daki esir kamplarına götürülmüştür. Esir düşenlerin arasında Mustafa da vardır. Mustafa 10 yıl Sibirya'da esir kalacak ve vatanına döndüğünde Türkçeyi bile unutmuş olacaktır. Hasan Ağa, Sarıkamış Harekatı'nın başarısızlığa uğradığının ve binlerce Mehmetçiğin şehit düştüğünün haberini alır. Artık durup bekleme zamanı olmadığını o da anlar. Bir şeyler yapmak gerekmektedir. En sonunda Hasan Ağa, oğlu İbrahim'i bizzat kendisi askeri şubeye götürüp teslim eder. İbrahim, köylerinden toplanan 80 kişiyle birlikte Ermeni isyanını bastırmak için Şebin Karahisar'a gitmek üzere yola çıkar. Harçlık yapabilmek için babasıyla beraber topladığı fındıkların bir kısmını satar, bir kısmını da yemek üzere yanına alır. İbrahim'in eşi Kezban Hanım hamiledir. İbrahim babası Hasan Ağa ile kucaklaşıp vedalaştıktan sonra eşini ve 3 çocuğunu babasına emanet eder. İbrahim günler süren yaya yolculuğundan sonra Şebin Karahisar'a gelir. Yüzlerce Mehmetçik'le birlikte Ermeni işgalini önlemek için kahramanca çarpışır. Fakat Şebin Karahisar'daki bu çarpışmalarda 500'e yakın asker ve sivil halk Ermeniler tarafından katledilir. İbrahim de hayatını kaybedenler arasındadır. Kafkas cephesinin şiddetli mücadele verildiği cephe hattının bulunduğu Giresun'un Esbiye ilçesi Soğukpınar beldesindeyiz. Harşit cephesine hakim nokta. Harşit cephesi Kafkas cephesinin son siperleri. 15,5 ay mücadele verilen alanlar. Bir Çanakkale, bir Harşit geçilmedi sözünün tarihi altın harflerle geçtiği dönemler. Ve o dönem fındık bol olur. Ancak fındığı toplayacak insanlarımız, gençlerimiz yoktur. Cephededir. Fındık bahçelerinde yaşlılar, çocuklar bulunmaktadır. O yıllarda cephedeki askerlere ihtiyaçlarını ulaştırmak oldukça güç bir iştir. Sırtta ağır bir yükle aç susuz kilometrelerce yol yürümek bir yana, bir de askerden kaçan eşkıyalardan kurtulup sağ salim cepheye ulaşmak gerekmektedir. Eli silah tutan herkes cephede savaştığı için bu iş yaşlılar, kadınlar ve çocuklara düşmektedir. İbrahim'in emaneti gelini Kezban Hanım da Harşit savunması için yağmur ve karda ayağında çarıklarla cepheye 18 saat yürüyerek cephane ve erzak taşımaktadır. Bütün bunlar olurken Hasan Ağa ise oğlu ve gelininden yadigar 4 torununa bakmak için fındık bahçelerine 4 elle sarılır. Fındıkları toplar, fındık bahçelerini temizler. Fındık odunlarını sırtında eve taşır. Fındık çangallarından sepetler yapar. Fındık bahçelerinde büyük ve küçük baş hayvanları bakar. Hasan Ağa bilir ki fındık büyük emek istese de karşılığını fazlasıyla verir. Ona göre fındık ocakları bir aile gibidir ve bir arada oldukça bereketlidir. Bir arada durdukları müddetçe güçlüdür ve zaman fındık ocağı gibi birlik olma zamanıdır. Sarıkamış yenilgisi sonrasında Rusların önünde silahsız, iaşesiz, takviyesiz, yokluk içinde toparlanmaya çalışan 3. ordu vardır. Erzurum 10 Şubat 1916 günü Ruslar tarafından işgal edilir. 3. ordu kumandanlığına Çanakkale savaşlarının başarılı kumandanlarından Vehip Paşa getirilir.
Veyhipaşa Tercan'ın batısından Bayburt'un doğusu ve Trabzon'un batısı hattına kadar ilerlemiş olan Rus birliklerini durdurmak için bütün imkanları seferber eder. Ruslar o kadar yaklaşmıştır ki Hasan Ağa Harşit Tepesi'nden Rusların top atışlarını bile duymaktadır. Osmanlı ve Rus ordusu arasında Karadeniz sahilindeki savaşlar öncelikle Batum, Artvin, Ardahan, Borçka, Hopa yöresinde yoğunlaşır. Artık Doğu Karadeniz'de ve Doğu cephesinde her karış toprak savaş alanıdır. Derelerin, vadilerin, dağların savaşıdır bu. Osmanlı'nın savaştığı büyük cepheler Karadeniz'de asker kaynağını kurutmuştur. Yokluk ve açlık had safhadadır. Doğudan giren düşman her gün yaklaşmaktadır. 1915, Osmanlı'nın en uzun yılı. 7 düelle 10 cephede çarpışılıyor. Ve Kafkas cephesinin ayrı bir yeri ve önemi var. Kafkas cephesi bir ucu Tirebolu Giresun, Giresun Tirebolu, Harşit Vadisi, Gümüşhane, Bayburt, Kop, Muş, Bitlis'e kadar uzanan 500 kilometrelik geniş bir alan ve bu alanın en şiddetli savunma yapıldığı, mücadele edildiği yerlerden birisi de Harşit Cephesi. Ve Harşit Cephesi'nde biz karargahımızı oluşturacak yer arıyoruz. 37. Tümen Komutanı Hacı Hamdi Paşa olarak. Ve burası Giresun'un Esbiye ilçesi. Ve Doğu Karadeniz'deki muhacirleri bağrında barındırmış. Göç etmiş insanlar buraya gelmişler. Bir taraftan Rusların taarruzuyla, denizden bombardımanlarla ve müthiş mücadeleyle Harşit Vadisi'nin karargah merkezini arıyoruz. Ben babaannem 86 yaşında 70 senesinde öldü. Burada demesi bu merağın altında karargah varmış. Hacı Hamdi Paşa diye anlatıyordu. Sonra buradan o artık ne zaman gittiyse, biz zaten çocuğuduk buradan İstanbul'a giderken. Ne zaman gittiyse Trabzon'a gitmiş. Oradan da ona birkaç kere bu benim babaanneme selam göndermiş. ...1916 yılının yağışlı ve sisli bir Temmuz sabahı. Bir tabur asker ve çok sayıda zabit kafilesi Arpacık köyünde görünür. Herkesin saygıyla emirlerini bekledikleri kumandan köye doğru yavaş yavaş ilerliyordur. Cüsseli, sert bakışlı, her şeye hakim ve cesur bir görünümü vardır. Bu büyük kumandan Hacı Hamdi Paşa'dır. Hacı Hamdi Paşa işaret parmağıyla bulunduğu noktadan biraz yukarıdaki bir evi gösterir. Ev cepheye hakim bir noktadadır. Artık kumandan karargahının bu ev olacağı anlaşılır. Cephe birlikleri Tirebolu arazisinde Harşit Çayı üzerinden güneye doğru mevzilenmiştir. Rusların ilk gelişinde suyun batısını tutan düşman tümeni askerleriyle gönüllü birlikler çarpışa çarpışa bu hatta gelmiş olan Rize-Trabzon milis müfrezeleri arasında şiddetli çatışmalar olmuş, bu nedenle Rus birlikleri suyun batısına geçemeyip duraklamış, tekrar taarruz etmekten vazgeçmişlerdir. Harşit Çayı boyunca cephe işte bu şekilde oluşmuştur. Güce Şaban Kalesi en önemli noktadır. Ruslar 1916 tarihinde Trabzon'u işgal etmişler, Tirebolu kapılarına dayanmışlar ve Harşit Çayı'nın doğu yakasını kuzeyden güneye doğru cephe tutmuşlardır. Sarıkamış faciasından sonra durmaksızın süren Rus işgali ancak 16 aylık bir savunma sonucunda Şaban Kalesi'nde durdurulabilmiştir. Böylece Rus birlikleri Harşit'i geçememişlerdir. Bir Çanakkale geçilemedi, bir de Harşit geçilemedi sözü Türk ordusunun bu çarpışmalardaki kahramanlığını gözler önüne sermektedir.
1915-1917 yılları arasında gerçekleşmiş olan Osmanlı-Rus Savaşı'nın izlerini Şaban Kalesi'nin içindeki kalıntılarda görmek mümkündür. Şaban Kalesi'nde bu toprakları vatan yaparken şehit olan Mehmetçik mezarları bulunmaktadır. Şaban Kalesi'nde askerlerin ekmek pişirmek için kullandığı taştan oyma fırın, su kuyusu ve siperler o günün acımasız koşullarını bugün bile tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. Doğu Karadeniz bölgesinin Oğuz Türklerinin Çepni boyunun yaşadığı Osmanlı döneminde Çepni vilayeti olarak bildiğimiz Giresun yöresi, Vakfıkebir, Kürt'ün ordu yöreleri fındıkla vatan haline gelmişti 7-800 yıl önce. Evet, fındık hep önemli olmuştu. Özellikle 1. Han Harbi Kafkas Cephesi Harşit savunmasında. Şu an bulunduğumuz tarihi bir siper Şaban Kalesi'nde ve askerlerimiz de o günü canlandırıyoruz. Vatan yahut fındık belgeselimizi çekiyoruz. Fındık elimizde. Behip Paşa, 3. Ordu Komutanı, 10 milyon 95 kilogram fındık satın alır. Kafkas Cephesi'nin en şiddetli ceryan ettiği 1917 yılında. Ve böyle gelir, cephelerde, mevzilerde askerimize fındık dağıtır. Ve fındık üç öğün yenir. Fındık gerçekten önemlidir. Hatta canlı şahitlerle görüştük, 1. 2. ağızdan duyanlarla. Fındığın içerisini kırıp askere gönderir buradaki insanlarımız. Fındığın kabuğunu mısır güdenesiyle su değirmenlerinde öğütür, ekmek yapar yerler. ...1916-1917 yıllarında Doğu Cephesi coğrafyasından büyük bir göç hareketi başlamıştır. Muhacirlik diye adlandırılan bu göç hareketi, Doğu Cephesi'nin savunulduğu bölgenin tarihteki en büyük kırılma noktalarından biridir. O kadar ki yüz binlerce insan evini barkını bırakmış, güneşin doğduğu yerden battığı istikamete yürümüştür. Bunlar genelde kadınlar, ihtiyarlar ve çocuklardır. Batum'dan başlayıp Rize, Artvin ve Trabzon'dan katılımlarla çoğalan, Rus ordusundan, Ermeni eşkıyasından kaçarak batıya akan muhacir sayısı 2 milyon olarak belirtilmektedir. Ve bunların yarıdan fazlası geri dönmediği gibi gittikleri bölgeleri de büyük bir yükün altında bırakmışlardır. İşgal yerlerinden kaçan kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan halk, öncelikle Giresun ve ilçelerine sığınmıştır. Giresun halkı, savaştan kaçan sivil halk ve muhacirlere kucak açmış, bir taraftan Rusları Harşit'te durdurmaya çalışırken, diğer taraftan da muhacirlere sahip çıkıp onları açlık ve soğuktan kurtarmaya çalışmıştır. Hasan Ağa da kendi gücü yettiğince muhacir ailelere yardım eli uzatmıştır. Kendi ailesinden ayrı tutmadığı bu ailelerle sofrasını, hatta evini paylaşmıştır. Ancak 18 Nisan 1916 Trabzon'un işgali Giresun'da paniğe sebep olur. 3. Ordu Kumandanı Behip Paşa ordusunu Tirebolu ilçesinden Erzincan'a uzanan hat üzerinde yerleştirir. Bu hattın önemli bölümü Harşit Çayı'nın batı sırtlarındadır. Ama kapıyı daha büyük bir tehlike çalmaktadır. Açlık. Yüz binlerce muhacir Giresun ve Ordu'ya yığılmıştır. Behip Paşa'nın karargahı sıkıntı içindedir. Savaş yüzünden tüm erkekler cephelerdedir. Halk tarlalarını ekip dikememiştir. Ve son çare olarak fındığa tutunmuştur. Hatta bu dönemde insanlar yiyecek ekmek bulamadıkları için fındık kabuğu, mısır gödenesi ve kara ağaç kabuğunu el ve su değirmenlerinde öğüterek ekmek bile yapmışlardır. Behip Paşa da ordusunun kurtuluşunu fındıkta görmüştür ve 1917 yılı mahsulü olan 10 milyon 90 bin kilogram fındığı bedeli karşılığında toplanmasını istemektedir.
Fındığın sahibi olan halksa son çare olarak gördüğü fındığı elinde tutmak istiyordur. Nihayet bedeli ödenmek şartıyla fındık toplanmıştır. Fındık son çare olsa da aslında tam anlamıyla asker için uygun bir yiyecektir. Tok tutması dışında fındık yağlı bir yiyecek olduğu için askeri sıcak tutacak, ona enerji verecek ve taarruzda çabuk yorulmamasını sağlayacaktır. 1916-1917-1918 yıllarında fındık ordu ihtiyacı olarak kullanılmış, tam anlamıyla vatan savunmasının ana yiyeceği olmuş ve her kesimi kasıp kavuran açlık bir nebze olsun teskin edilmiştir. Kafkas cephesi de 3. ordumuz Ruslarla savaşıyor ve o zaman tabii en büyük askerin sıkıntılarından bir tanesi de düşman kadar ona sıkıntı veren, eziyet veren bit. Bit tabii temizlik gerektiriyor bitten korunmak, kurtarmak için. Ancak sabun ihtiyacı karşılanamadığı için ordunun da iaşe ve ibate ikmal merkezi Trabzon. Rus donanması bizim nakliye gemilerimizi batırdığı için İstanbul'dan yardım da gelemiyor yani. Ve burada ordunun, askerimizin bu sıkıntısını giderme için Trabzonlar, bölge insanı kara kara düşünüyor. Ne yapabiliriz, nasıl yardım edebiliriz? Ve fındığa başvuruyorlar. Fındık yağından sabun yapmayı düşünüyorlar ve bu düşünceyi de hayata geçiriyorlar. Trabzon, Akçaabat'ın üzerinde olan, güney bölümünde olan Karadağ'da Ruslarla Türk ordusu ve milis güçleri savaşıyor. Biz Rus ordusunu tam 93 gün orada durdurmuşuz. Ama güneyde Bayburt şehri düşerken düşünce artık arkamıza, yani 3. ordunun arkasına Rus kuvvetlerinin geçebileceği ve çembere alınma tehlikemiz belirince bu sefer muzaffer olmamıza rağmen Karadağ'daki bizim kuvvetlerimiz Harşit'e çekilme emri alıyor. Orada mevziyi alıyorlar. Çünkü düşmanın geçeceği eğer ileri doğru gidecekse Çavuşlu'ya girişleri buradan olacak. Bir veya iki tabur bu şeyden girerek, şu karşıdan girerek Çavuşlu deresini geçmeye çalışıyor. Ama tam geçecekleri noktaya geldiklerinde bu şeyde siperlerde gizlenmiş olan 40 kişi civarındaki çeteler ve askerler bunları ellerindeki Karadağ'dan alınan makinalılarla, tüfeklerle taramaya başlıyor. Ve büyük bir zayiat verdiriyorlar. Merasim alayıyla ve takviyeli güçlerle beraber buradan tekrar geliyor, giriyor ve Çavuşlu'yu günlerce yakıyor. Çünkü günlerce diyoruz çünkü Çavuşlu'da fındık ambarları varmış. İşte bu fındık ambarlarının bir kısmı burada olduğu için bunlar da günlerce yanıyor yani gecedir, gündüzdür yanıyor. Aradan 100 yıl geçmesine rağmen Harşit savunmasının canlı şahidi siperler ve şehit mezarları Tirebolu, Espiye, Güce ve Gümüşhane dağları ve yaylalarında birer ıslak imza olarak Kafkas cephesine canlı şahitlik yapmaktadır. Çok enteresandır, 1. Cihan Harbi 100. yılını devirirken 2017 yılında fındık yine ordu ihtiyacı olarak karşımıza çıkmıştır. Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 388 ton kavrulmuş iç fındığı ordu ihtiyacı olarak almıştır. Aklımıza hemen Harşit savunmasını getiren bu olay göstermektedir ki,
Aradan geçen 100 yılda fındık vatan savunmasındaki öneminden hiçbir şeyi kaybetmemiştir. Ama fındık sadece savaş yiyeceği değil, barışın da vazgeçilmezidir. Fındık sadece askerlerimizi değil, toprağımızı da korur. Doğu Karadeniz yöresinde fındık, ekonominin bel kemiği demektir. Umut demektir. Bundan dolayı Türklerde eskiden beri kutlanan ve yöreden yöreye değişen hasat bayramlarının bir yansıması olan fındık bayramları Giresun'da da kutlanmaktaydı. Bu bayramlarda büyük şölenler yapılıyor, her kesimden insan senenin ilk fındıklarını heyecanla, coşkuyla karşılıyordu. 1926'da yayınlanan bir gazetedeki haber bu duruma güzel bir örnek teşkil etmektedir. Yeni sene mahsulü Giresun'un ilk fındıkları merasimi fevkalade ile ihraç edildi. 1926 senesinin yeni fındık mahsulünün ilk kısmı Ağustos'un 27. Cuma günü Giresun'da merasim mahsulüyle Cumhuriyet vapuruna sevk ve ihraç edilecektir. Elbette Hasan Ağa da bu bayramlara iştirak ediyordu. Ama yüreği buruktu Hasan Ağa'nın. Kırım savaşlarından Kurtuluş Savaşı'na şahitlik yaptığı birçok savaşta, Biricik oğlu İbrahim gibi daha nice Mehmetçik şehit düşmüştü. Anaların babaların gözyaşları şehit kanlarına karışıp vatan toprağını sulamıştı. Onlar sayısız savaşların atsız kahramanları. Şimdi yeryüzünün birçok yerinde toprağın bağrında anıtsız yatıyor. Büyük şair Mehmet Akif'in dediği gibi, şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Vatan kurtulmuş olsa bile geçmişin o acı günleri Hasan Ağa'nın aklından gitmemişti. Ve Hasan Ağa tüm hayatı boyunca ona bazen ana, bazen baba, bazen kardeş olan fındık ağaçlarıyla ilgilenmeyi hiç ihmal etmemişti. Savaşların en şiddetli olduğu zamanlarda bile fındık bahçeleriyle ilgilenip fındık üretmeye devam eden ve vatanın kurtuluşuna bu şekilde katkı sağlayan Hasan Ağa, mücadeleyle geçen bir ömürden sonra nihayet Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtulmasına tanıklık ederek huzura kavuşmuştur. Hasan Ağa'nın bedeni artık yorgun ve bitkindir. Torunlarını etrafına toplar. Onlara vasiyet ve nasihatte bulunur. Fındık ocaklarını kurutmayın. Evlerinizin ocakları yanıp bacaları tütsün. Bir ve beraber olup devletinize sahip çıkın. Hasan Ağa 1939 yılında vefat eder. 600 yıllık bir geçmişe sahip Bayramlı Hacı Emiroğulları Beyliği'nin nahiye merkezi olan köyündeki tarihi mezarlığa gömülür. Hasan Ağa'nın torunları dedelerinin vasiyetini tutarlar. Sembol bir isim olan Hasan Ağa'nın torunları gibi tüm fındık üreticileri de vatan yahut fındık ne demek bilirler. Atalarının en değerli emanet ve mirası olan fındık bahçelerine sahip çıkan vefakar fındık üreticileri, dünyanın neresinde olursa olsunlar, her yıl fındık vakti köylerine gelip fındık bahçelerini imar ederler. Fındığı bu topraklara getiren ve bu topraklarda yaşatan, ata ve dedeleri için Fatiha okuyup, tarihi geçmişlerini yaşayıp yaşatmaya devam ederler. Kışlalar doldu bugün, doldu boşaldı bugün. Gel kardeş, gel bacım, görüşelim.
ayrılık oldu bugün. Yarım elinden oy oy oy.